Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. 2013 yılının ilk oyuncağını şu an çok popüler olan Wednesday'di bebeğini çalışacağız. Farklı elbisesi, bir sürü çeşitli elbisesi var. Bizimki de siyah elbisenin üzerine beyaz noktalı olan elbiseyi çalışacağız. Bunun için bol bol siyah lazım. Ben bu bebeğim için Knit Me Gurme yarn kullanacağım arkadaşlar. Daha önce kullandım. Çok güzel, beğendim. Güzel bir dokusu var. Ördüğünüzde açılmayan bir ip. Size tavsiye ederim. Bunun için ten rengimiz, işte dediğim gibi Knit Me yarn gurme'nin, şöyle bakalım. Color K6000, lot 4474 numarası. Farklı tabii ki markalarda kullanabilirsiniz. Yine beyazımız var ve özellikle de siyahımız tabii daha çok. Bundan iki tane gider herhalde. Elbise de çalışacağımız için. Bu da Knit Me'nin siyahı. Saç için de Peria'nın Hair Star ipini kullanacağım. Sizler de dediğim gibi farklı saçlar kullanabilirsiniz. Lif ipi olabilir, patik ipi olabilir. Farklı şekillerde saçlar kullanabilirsiniz. Ben bunları kullanacağım arkadaşlar. Şöyle içerisinde de yine bir tel kullanacağız. Tel böyle ince bebeklerde daha çok biraz gerekli oluyor. Yakışıyor zaten. Şöyle bir telim var ama bundan çok memnun kalmadım. Çok böyle şeysiz, böyle dayanıksız. Bu tür satılıyor onlar. Bunlar daha çok böyle herhalde Noel Baba'nın gözlüğü veya işte kişisel bebeklerde gözlük çalışmalarında çok güzel oluyor. Yani onlara uygun. Buna kat mesela yapmış olunca da çift yapsam daha iyi olurdu. Çift. Ama sizin elinizde böyle elektrik teli varsa şu şekilde bunlarla yapın. Daha şey, kırılganlığı, sağlamlığı daha iyi. Kollarına bundan takacağım. Elimde fazla yok. Şimdi daha sonra tekrar işte göz bilgilerini vereceğim. Şu an daha bebeği hiç örmedim. Ördükçe bir anda karar vereceğim. En son bitiminde de videonun altına malzeme listesini yazacağım arkadaşlar. Evet, şimdi hemen önce bir kolumuzla başlayalım. Kolları hazırlayıp kenarda beklesin. Daha sonra gövde hazır olmuş olur yaparken elimize gelmiş olur. Evet, bebeğimizin eli için önce orta parmağımızı iki kere doladık. İpimizi sabitledik. Sihirli halkamızı oluşturduk. Evet, sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Bu arada tığım yine her zamanki gibi şöyle bir odaklı. Niye odaklamıyorsa burada. Evet, 2.20. 3 numara 2.20. Her zaman bu tığımı kullanıyorum. 2 de olur. Sorun değil. Evet, ipi çektim ve burada kısalan ipi çekeceğiz. Şimdi hepsini çekip kapattık. İlk sık iğneye batıyoruz. İlmek kaydırdım ve birinci sıramızı oluşturduk. Bir zincir çektim. Şimdi ikinci sıramda her birine çift batacağız. 6 tane peş peşe arttırma yapmış olacağız. İkinci çifti yaptım. Üçüncü çift. Dördüncü çift.
Beşinci çift ve altıncı çift. Yani 6 ve yapmış olduk. Yukarıya çünkü yazıyorum sayılarını. 6 ve yani 6 tane arttırma demek. Şimdi araya ip takalım. Evet, sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz oldu. 3. sıradayız. Burada da 2 tane arttırma yapacağız. 5 tane tek batıyorum. 3 4 5 tek 1 arttır. Tekrar 5 tane tek. 3 4 5 1 arttır. Evet, sayımız 14'e çıktı. İpimizi bu tarafa alıyoruz. 4. sıradayız. Bu sıramızda hepsine tek batacağız. Eksiltme, artırma yapmıyoruz. Evet, 4. sıramızı bitirdik. Sayımız yine 14. 5. sıradayız. Burada şöyle bir baş parmak görüntüsü yapacağız. Bunun için 6 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 ve 6 tek battım. Sıvın üstüne alıyorum. Yanındaki sık iğnenin içerisine 4 defa batıp çıkıp içinden geçip bekletiyorum. Tığın üstüne aldım. Batıp çıktım. İçinden geçirip bekletiyorum. 2 oldu. Tekrar batıp çıktım. 3. Tekrar aynı delin içine batıp çıktım. Ve 4 olmuş oldu. 4'ünü bir kapatıyorum. Bir zincir çekip fıstık yaptık. Şimdi hemen yanındaki sık iğneden devam ediyoruz. 7 tane tek batacağız. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane tek battık ve sıramızı bitirdik. Şimdi 6, 7 ve 8. sıralarımızı eksiltme arttırma yapmadan tek batacağız. Şimdi fıstığa geldiğimizde üzerine bir tane tek batacağız. Şimdi 1, 2 yaptık. 3 4 5 6 6 yaptım. Fıstığın üzerinde bir tane de buraya yapıyoruz. 6 7 buradan atlıyoruz. Hemen 7 8'e batıyoruz. 8 9 10 11 12 13 ve 14. Sayımız değişmedi. Parmağımız bu şekilde oluştu. Şimdi 2 sıra daha eksiltme artırma yapmayacağız. 7 ve 8. sıralarımızda yine hepsine tek batalım. Evet, toplam 3 sıra düz ördüm ve elimi bitirmiş oldum. Şimdi 9. sıradayız ve bilek kısmında
azaltma yapacağız. 2 tane tek batıyorum. 1 azalt. 2 tane tek. Pardon, 1 tane tek. 1 azalt. 2 tane tek. 1 azalt. 2 tane tek. Pardon, 1 tane tek. 1 azalt. Toplam 4 azaltma yaptık. Sayımız 10'a düştü. Elimiz bitti. Şimdi iki sıra 10 ve 11. sıralarımızı eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet, iki sıra düz ördük. Şimdi 12. sıradayız. Bir tane arttırmamız var. Arttırmayla başlıyoruz. Bir tane çift battım. Ve geri kalan 9 taneye tek batıyoruz. Sayımız 11'e çıktı. 8, 9 tane tek battım. 13. sıramızı eksiltme arttırma yapmadan hepsine tek batacağız. Evet, bir sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi içerisine biraz elyaf koyacağım. Bunu isterseniz tel koymak isteyenler biraz az koysunlar. Telsiz yapacaksanız daha fazla koyun elyafı. Şöyle biraz elyaf yaptım. Aşırı değil. Bu şekilde tekrar, çünkü içerisine tel iteceğiz. Evet, sıra geldi 14. sıraya. Yine bir arttırma yapacağız. Bir tane tek. Yok, arttırma yapalım. Öyle başlayalım. Bir arttır. 10 tane tek batalım. Evet, sayımız 12'ye çıktı. Şimdi bundan sonra 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan hepsine tek batacağız. Evet, 5 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 20. sıradayız ve iki yanda azaltma yapacağız. Şimdi bir tane azaltıyorum. Dört tane tek batıyorum. Bir, iki, üç, dört. Yine bir azaltıyorum. Dört tane tek batıyorum. Ve 10 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 21. sıramızı
Eksiltme, arttırma yapmadan hepsine tek batacağız. 10 tane sık iğnemiz olacak yine. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi 22. sıradayız. Yine kestiğimiz gibi aynı yerlerden sayılarımızı yerine koyacağız. Arttırma yapacağız. 1 arttırıyorum. 4 tane tek batıyorum. 1 2 3 4 1 arttır. 4 tane tek. 2 3 ve 4. Yine sayılarımızı yerine koymuş olduk. Dirsek kısmında içerisine çok az elyaf koyalım. Evet, 23. sıramızı düz ördük. 24. sıradayız. Bir tane arttırmamız var. 4 tane tek batalım. 2 3 4 1 arttır. Böyle çift battık. 7 tane tek batıyoruz. Sıra sonunda 13 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi iki sıra eksiltme, arttırma yapmadan düz örelim. 25 ve 26. sıralarımız. Evet, iki sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 27. sıradayız. Yine bir arttırışımız var. 5 tane tek batalım. 1 arttır. 5 tek yaptık. 1 arttır. 7 tane tek. 14 sık iğneye ulaştık. Şimdi bundan sonra 7 sıra eksiltme, arttırma yapmadan döne döne düz öreceğiz ve kolumuzu bitireceğiz. Evet. Hepsine tek batalım. Evet, kolum için bir sıra daha ördüm. Toplam 8 sıra düz ördüm. Şimdi diğer kolum 35 sıra. Bu 34 oldu. Bir yerde kaybetmişim bir sıramı herhalde. Yazmadım çünkü tarifi. Şimdi yazıyorum. Ve o yüzden bir sıra daha düz örerek sıralarımı aynı yaptım. Çok önemli değil yani bir sıranın burada veya orada olmasının. Onu da ilave ettim. İlmek kaydırıyorum. İki zincir çekip ipimi keseceğim. Evet, kollarımız hazır. Çok az doldurdum gördüğünüz gibi. İçine tel takacağım çünkü rahat içine girmesi için. Çok doldursak giremez. Evet, kollar bu şekilde hazır. Şimdi
ayağımıza başlayalım. Evet, ayağımız için 10 zincir çekeceğim. Siyah renk biraz görünmesi zor bir renk. O yüzden ışığımı açtım. İnşallah görebilirsiniz. Ayrıca de yukarıya da sayılarını da vereceğim. O yüzden çok daha zorlanmazsınız arkadaşlar. Şimdi ipimi sabitledim. 10 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir çektim. Şimdi birinciyi atlayıp ikinci zincirin içine 3 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 7 tane zincirime tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Son kalan zincirimize 4 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi köşemizi döndük. Zincirimizin bu tarafına geldik. Burada da yine 7 tane zincirimize bu tarafına tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, birinci sıramızı tamamladık. Sıra sonunda 21 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi araya renk takalım sıramızı belirlemek için. Evet, ikinci sıradayız. Ve ilk baştaki bu 3 sık iğnemize 3 tane peş peşe arttırıyoruz. Birinci arttırmam. İkinci arttırma. Üçüncü arttırma. 3 tane peş peşe çift battık. 7 tane sık iğnemize tek batalım. 3, 4, 5, 6, 7. Diğer köşeye geldik. Şimdi bu köşeye de 4 tane yapmıştık. 4'üne çift batıyoruz. Yani arttırıyoruz. Birinci arttırmam. İkinci arttırma. Üçüncü arttırma. Dördüncü arttırma. 4 arttırmamı yaptım. Geri kalan 7 sık iğneye tek batıyoruz. 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, ikinci sıramızı bitirdik. 28 tane sık iğnemiz oldu. Üçüncü sıradayız. Bir tane tekle başlayalım. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. 3 tane arttırma yaptık. 8 sık iğnemize tek batıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir arttır. Bir tek.
Bir artır, bir tek, bir artır, bir tek, bir artır. Evet, 4 tane burada arttırmamızı yaptık. Toplam 7 arttırmış yapmış olduk. Kalan 7 sık iğneye tek batıyoruz. 5, 6 ve 7 tane tek battım. Ve tabanımız bitti. 3 sıra örmüş olduk. 35 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 4. sıradayız. 4 ve 5. sıralarımızı düz öreceğiz. 35 sık iğne. 4. sıramızda şöyle arkadaki tek kattan örüyoruz. Yani BLO'dan öreceğiz. Geriye dönmüş oluyoruz. Evet, 5. sıramı da düz ördüm. Şimdi 6. sıradayız. Azaltma yapacağız. 14 tane sık iğnemize tek batalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 ve 14 tane tek battım. Şimdi 8 tane peş peşe azaltma yapacağız. Birinci azaltmam. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci azaltmamı yaptım. Ve kalan 5 taneye tek batıyoruz. Evet. Ve 27 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bakalım. Evet, şimdi bu sıramızda ayakkabı görüntüsü vermek için arkadaki tek kattan arkadan öreceğiz. Eğer siz düz örecekseniz de hani çorap yapmak için burayı yine düz örün. Şöyle arkadan giriyoruz. Yanındakinden çıkıyoruz. Bu şekilde. Bu bir. Arkadan yanındakine batıp çıkıyorum. İki. İçeriden örmüş oluyor. Örüyoruz yani. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 8 Evet, 8. sıramızda eksiltme artırma yapmadan düz ördüm. İçeriden örmüş olduk. Şu şekilde görüntü yaptık. Şimdi 9. sıradayız. 14 tane tek batalım. 1 2 12 13 14 tane tek battık. Yine burun kısmına geldik. Peş peşe 4 tane azaltalım. 1
2, 3 ve 4. Geri kalan 5 taneye tek batıyoruz. 3, 4 ve 5. Ve 9. sıramızı bitirdik. 23 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 10. sıradayız. Şimdi topuk kısmında azaltmalarımız var. Bir tane azaltmayla başlıyorum. İki tane tek. Bir azalt. İki tane tek. Bir azalt. Dört tane tek. 4, 2 tane azalt, 5 tane tek. Ve 5 tane tek battım. Evet, 18 tane sık iğnemiz kaldı. Evet, 11. sıradayız. 3 tane yine azaltma yapacağız. Bir tane azaltmayla, pardon. 7 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tek battım. Bir azaltıyorum. 2 tane tek. 1 azalt. 2 tane tek. 1 azalt. En son bir tane tek kalıyor. Ve 15 tane sık iğnemiz kaldı. Ayağımızı bitirmiş olduk. Evet, ayağımızın içerisine şimdi şöyle dondurma kapağından kestiğim kalıbımı yerleştireceğim. Daha sonra da telimizi yerleştireceğiz. Tel yapmak isteyenler tabii. Tel takmayanlar normal dolduracaklar. Şimdi telimiz bu şekilde 2,5 karış boyunda telimi kestim. Ucunu şöyle kıvırdım. Tekrar tabanımın boyunda da şu şekilde, yani böyleydi. Ucunu kıvırdım. Şöyle ölçtüm. Bu şekilde kıvırıyoruz. Sonra tekrar şöyle yukarıya doğru kıvırıyoruz. Burayı yerleştiriyoruz. Burada yukarıya doğru dönecek. Şimdi içerisini elyafla dolduralım.
Birazcık dolduruyoruz. Küçük oyuncaklar biraz daha zahmetli oluyor. Minik minik. Evet, böyle küçük oyuncaklar için amigurumi cımbızı çok işe yarıyor. Size de tavsiye ederim. Siz de bu işi yapacaksanız bulundurun. Kol yerlerine falan, küçük yerlere, her yere ulaşıyor. Evet, ayağımızı güzelce doldurdum. Şimdi örmeye devam edeceğiz. Telimizi de bize engel olmasın diye şöyle bir katlayalım. Ördükçe yukarıya doğru açacağız. Şimdi kaçıncı sırada kalmışız, ben bir bakayım. Evet, en son 11. sıramızı bitirdik. Şimdi bundan sonra 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan döne döne düz öreceğiz. Her bir sık iğneye tek batalım. 5 sıra. Evet, 5 sıra düz örgümü tamamladım. 17. sıradayız. Sıra başından başlıyoruz. Bir tane arttırışımız var. 4 tane tek batıyorum. 1 2 3 4 1 artır 10 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane tek battık. Bir tane arttırdık. Sayımız 16 oldu. Şimdi burada 4-5 sıra bu şekilde tam arka ortada arttırma yapacağız. 18. sıradayız. Yine 4 tane tek batıyorum. 1 2 3 4 tek, 1 artır. 11 taneye tek batıyoruz. Evet, sıra sonunda 18 sık iğnemiz oldu. Şimdi biraz doldurma işlemi yapalım. Her ördükçe böyle doldurmalarımızı yapalım ki yığılma olmasın, düzgün bir dolgu işlemi olsun. Tel ortada kalmaya dikkat edelim. Telimiz ortada kalsın. Güzel sıkışı dolduralım. On dokuzuncu sıradayız. 5 tane tek, 1 arttır yapalım. 5 tek battım, 1 arttır. 11 tane tek batıyoruz. Yirminci sıradayız. 6 tane tek, 2 3 4 5 6 tek, 1
artır. 11 tane tek. Yirminci sıramızı bitirdik. 19 sık iğnemiz oldu. 21. sıramızda hepsine tek batalım. Evet, 22. sıradayız. 6 tane tek batalım. 2, 3, 4, 5, 6 tek. 1 artır. 12 tane tek batalım. Sıra sonunda 20 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bundan sonra 5 sıra eksiltme artırma yapmadan düz örelim. Evet, 5 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 28. sıradayız. Azaltma yapacağız. Tekrar. 7 tane tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane azaltıyoruz. Ayağımızın, bacağımızın tam arka ortasına denk geldi. Geri kalan 11 sık iğneye tek batalım. Sıra sonunda 19 sık iğnemiz kaldı. Şimdi 29. sıramızı eksiltme artırma yapmadan düz örelim. 30. sıradayız. Yine 7 tane tek batalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 azaltıyoruz. Geri kalan 10 sık iğneye tek batalım. Sıra sonunda 18 sayıya düştük. Evet, 31. sıradayız. Yine 7 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tek. 1 azalt. Ve kalan 9 taneye tek batıyoruz. O 7 tane sık iğnemiz kaldı. Evet, şimdi 32. sıradayız. Yine 7 tane tek batalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane tek, bir azalt. Ve geri kalan
8 tane sık iğneye tek batıyoruz. Evet, sıra sonunda 16 sık iğnemiz kaldı. Evet, 33. sıradayız. 6 tane tek batıyoruz. 2 3 4 5 6 tek, 1 azalt. 1 kalan 8 tek. 8 tane sık iğneye tek batıyoruz. 3 ve 15 tane sık iğnemiz kaldı. Evet, bu şekilde bacağımız oluştu. Evet, 34. sıradayız. Bu arada dolgu işlemini de yine tekrar yaptım. Şimdi diz kapağı çalışacağız. 12 tane sık iğnemize tek batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane tek battık. Şimdi burada 3 tam ortada 3 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi bir arttırıyorum. Yanındakine 3 tane arttıracağız. 1 yani 3 tane sık iğne yapacağız. 2 3 double yapmış olduk. Yani 2 artmış oldu. Ve 3. sık iğnemize de yine 1 arttırıyoruz. Evet, burada toplam 4 tane arttırma yapmış olduk. Sayımız 19 oldu. Beşinci sıradayız. 6 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 6 yine arttırma yapıyoruz. 1 arttır. 12 tane sık iğnemize tek batalım. Evet, sıra sonunda 20 sık iğneye ulaştık. 36. sıradayız. 7 tane sık iğnemize tek batıyoruz. 7 tek yaptık. 1 arttır. 12 tane tek batıyoruz. Ve sayımız 21 oldu. 37. sıradayız. Yine 7 tane tek batalım. 6 Evet, 7 tek, 1 arttır.
13 tane tek batıyoruz. Ve 22 tane sık iğneye ulaştık. Evet, 38. sıradayız. Sıra başından itibaren 8 tane sık iğneye tek battım. 1 arttırıyorum. Tek battım. Geri kalan 13 sık iğneye tek batıyoruz. 23 tane sık iğneye ulaştık. 39. sıradayız ve yine başlangıçtan itibaren 8 tane sık iğneye tek battım. 1 arttırıyorum. Ve geri kalan 14 sık iğneye tek batıyoruz. 24 tane sık iğnemiz oldu. 40. sıradayız ve yine başlangıçtan itibaren 9 tane sık iğneme tek battım. 1 arttırıyorum. Arttırmalar tam arka ortaya denk gelmekte. Geri kalan 14 sık iğneme tek batıyorum. 25 tane sık iğneye ulaştık. Evet, 41. sıramda şurası 10 tane sık iğneme tek battım, 1 arttırdım. 14 tane de tek batıp sıramı bitirdim. 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örüyoruz. 42 ve 43. sıralarımızı düz öreceğiz. 26 sık iğne olarak. Şimdi 44. sıradayız. Yine başlangıçtan itibaren 11 sık iğneme tek battım. 1 arttırıyorum. Dört taneye tek batarak sıramı bitiriyorum. Sayımız 27 oldu. Yine 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet, 47. sıramızdayız ve başlangıç yerinden itibaren 12 tane sık iğneme tek battım. 1 arttırıyorum. 1 arttırışım burada. Daha sonra bir de popo altında var. Geri kalan 14 sık iğneye tek batıyoruz. 28 sık iğneye ulaştık. Bundan sonra 5 sıra düz öreceğiz. 5 sıra düz örgümü tamamladım. 53. sıradayız ve 10 tane sık iğneme tek battım. Şimdi arka ortada 6 tane peş peşe arttırma yapacağız. Birinci arttırmamı yaptım. İkinci arttırma. Üçüncü arttırma. Dördüncü arttırma. Beşinci. Ve altıncı arttırma. Peş peşe 6 tane sık iğneye çift battım. Geri kalan 12 sık iğneye tek batıyoruz ve bacağımızı bitirdik. İki bacağımızı da aynı şekilde öreceğiz. Şimdi burada ipimizi artık birinciyi koparıyoruz. İkinci de bacakları birleştireceğiz. Bu videoda buraya kadar arkadaşlar. Bayağı da süreyi de aştık. Bacağımızı bu şekilde bitirdik.
Güzelce dolduralım. Tekrar ikinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.